Sevgili seyirciler, Sayıştay'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 2022 yılı raporunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin baş danışmanı Cem Oğuz'un 5 işte birden çalıştığını ve bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu için danışmanlık yapamayacağını belirtti. Raporun ardından Oğuz'un 5 maaş aldığına dair haberler yapıldı. KRT'ye konuştu Cem Oğuz, iddiaları yalanladı. Cem Oğuz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin baş danışmanı, 4 farklı yerde çalıştığı için danışmanlık yapması mevzuata aykırı. Tespitin sahibi Sayıştay. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş ve Ege Vural hükümdar gündeme taşıdı. Cem Oğuz'un 5 farklı yerden maaş aldığını öne sürdü. Raporda 2019 yılından bu yana Muhittin Böceğin baş danışmanlığını yapan Oğuz'un Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ndeki yönetim kurulu üyeliğinin dışında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Aldaş'ta yönetim kurulu üyeliği, Antep İnşaat Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu başkanlığı ve Ankara Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi görevlerini sürdürerek aynı anda 5 farklı yerde çalıştığı yer aldı. KRT'ye konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı baş danışmanı Cem Oğuz ise haberi ve raporu yalanladı. Asat Yönetim Kurulu üyeliğine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıyor. Başkanımız öneriyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 yıllık atama gerçekleştiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanmış yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda odada daire başkanlığı kadrosunda görev alıyorum. Üniversiteden ayrıldım. İSKİ kanunlarında yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı var. Ben onu almıyorum. Asat yokken Antep İnşaat Yönetim Kurulu'na ilk atandığım zaman belli bir süre yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Oradan da huzur hakkı almadım. Ben Ankara Mühendisleri Odası'nda görev yapmış biriyim. 9 yıl İnşaat Mühendisleri Odası yöneticiliğini yapmış, 36 yıllık doktor akademisyenim. Sayıştay raporunda belediyenin açıklamasına da yer verildi. Açıklamada Cem Oğuz için Asat Genel Müdürlüğü'ne memur olarak naklen atandıktan sonra herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtildi. Sayıştay ise buna rağmen Oğuz'un başkan baş danışmanı olarak fiilen çalıştığını belirtti. Yönetim kurulu üyeliği yaptığı için danışmanlık yapmaması gerektiğine işaret etti. Ben üniversitede öğretim üyesiydim. Görevlendirme ile belediyeye geldim. Dolayısıyla ben bir devlet memuruyum. Devlet memurunun 5 ayrı yerde görev alması, oradan ücret alması imkansız. Bunu herkes biliyor. Biraz abartma var. Para alan bir danışman değilim şu an. Ama başkana da fikir veriyoruz. Başkanın elemanıyız. Cem Oğuz hakkında çıkan haberlere ilişkin yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Şimdi sunumunuza başlayabilirsiniz.